Halefi göremedim ben. Babam lakabına Davut Peygamber diyorlar. Hasan da adı. Davut Peygamber diyorlar. Babam ben daha sonra bunu keşfettim. Ya bir insana Davut Peygamber diyorlarsa bir özelliği var. Namuslu, ahlaklı. Kimsenin şeyinde olmayan, malında gözü olmayan. Bunu şey dedi oğlum ben affedersin harama uçtuğu çözmedim. Kimsenin malını gasp etmedim. Kimsenin sinorunu bozmadım. Biz tarlaların arasındaki sınırlara, şu sınırlar var ya, şu sinor deriz, ekilir, tut denir bazı yerlerde. Ben bazıları habire sabanla öküzle dibine dibine gider yoktan. Ne olacak lan bir karış yer, ne olur? Ne verecek sana ya? Oğlum kimsenin sinorunu bozmadım, malında gözüm olmadı, namussuzluk da yapma. Onun için babamla Davut Peygamber dedi. Ya var ya, ben her gün, Allah rahmet etsin, her gün anıyorum ya. Her gün. Ve en az kalan, en az babasıyla kalan da bendirim belki. Ben bir ay Ekinok işlerine, saman işlerine yardım etmeye giderdik. Hocam sen, hocam da Gümüşhaneli bilirsin yani. Gittiğimizde ya tarlaya gidiyorsun, saman yüklüyorsun, geliyorsun. Yani sonuçta biz orayı da yaptık, burayı da yapıyoruz çok şükür hocam yani. Bir şeyleri becerebilme çok iyi bir yetenek yani. Bu zamanda hem onu bilip hem bunu bugün deseler ki bura battı köye gideceksiniz, köyü de becerdiniz hocam. Ama işte Türkmenler modern dönemde geçmişe dönseler en az zarar görecek insanlar değil mi? Evet. Çünkü köyde çalışmayı da biliyorlar. Yani şehrin imkanlarından mahrum olsun orada da yaşarsın ya, sen. Saman mamanı yükleyip gelirdik, harmana indirirdik, sonra babam bir çay demlerdi, gel oğlum bir çay içelim. Anlatır. Ya 100 kere anlattığı şeyi hiç anlatmamış ki ağzına bakardım ben. Tamam mı? Bir daha. Ben kızlarıma şimdi biri 26, biri 24, 23 yaşında kızlarım var. Ben kızlarıma anlatıyorum aynı şeyleri. Arada bir de yoklama çekiyor. Ya baba dinlenmiştik derlerse kızıyorum, sinirleniyorum. Onu demeyeceksiniz. Niye biliyor musun? Bu anekdotlar böyle. Öyle böyle aktarılıyor. Şuraya yap, belleğe yazılıyor. Hocam siz eğiticisiniz, benden iyi bilirsiniz ama değerler böyle aktarılıyor. Evet. Hocam, sen doğru yürü, bulup belli derasını bulup diye bir fıkrası var. Onu anlatır. Sonra Pir Sultan Abdal'ın asılışıyla ilgili bir hikaye vardı. Duymuştursunuz belki. Yetiştirdiği Hızır Paşa diyor ki ya öğrencisi daha ama çiğ daha pişmemiş. Diyor ki ya bana diyor müsaade et dedi. Ben diyor İstanbul'a gideyim diyor. Padişahın olduğu bölgede yaşayayım, oradan bir şeyler okuyayım, öğreneyim, geleyim buralara faydam olsun falan. Diyor ki şu gülü sök bakayım yerinden diyor. Gülü asılıyor, gelmiyor gülü, yerine çıkmıyor. Sen daha pişmemişsin, çiğsin diyor sen daha. Ve gidiyor bu. Gidiyor. Gidiyor, aradan zaman geçiyor. Sivas'a vali olarak da atanıyor. Ya da kadı mı diyelim? Vali. Kadı. Vali değil, kadı. Neyse öyle yani kadı nasıl sayın. Şimdiki vali, geliyor, Hüsnü Anadolu bana getirin diyor. Yani yaka paça götürüyorlar. Devletin yüzünü kullanarak bak, getiriyor. Bak şerefsiz diye bak öyle. Götürüyor lan. Diyor ki, Hüsnü bana bir üç tane Türk söylediği için de şah kelimesi geçmesin. Şah Hazreti Ali aslında. Üçünle de Türk söylüyor, üçünle de şah kelimesini kullanmaktan yani söylüyor. Şuraydı buraydı kapışıyorlar ama atışıyorlar. Bizim diyor itlerimiz bile haram yemez diyor. Bak canım diyor. Getirin diyor. Getirin diyor bak. Getirin. Yiyeceği verin bir bizim evden geleni. Bir de başka bir yerden geleni veriyorlar. Köpekler kokluyor onu yemiyor onu yiyorlar. Tamam mı? Ondan sonra bu artık iyice gıcık oluyor. Sivas'ın ortasına dar ağacı çekin diyor. Ve Sivas'ın halkını toplayacaksınız. Herkes bir tane taş atar. Herkes taş atıyor, geçiyor. Kardeşliği, bizde kardeşlik, müsait kardeşlik derler. Eşiniz bilir, siz bilmezsiniz de. İkimiz diyelim, akraba falan değiliz. Hanımlarımız bacı gibi oluyor, çocuklarımız da evlenemiyor birbirine. Kardeşlik. Kardeş gibi kardeşten de öte. Belki kardeşinden bir sırrını paylaşamazsın da, onunla paylaşırsın gibi düşün. Evlilikte haram oluyor. Evlilikte haram oluyor, evet. Kardeşliği oradan geçerken ben nasıl taş atayım diyor. O da bir gül atıyor. İlle dostum bir tek gülü yar eder beni. Türküsü çıkıyor o sözler. Ondan sonra kadının birisi oradan geçerken bak 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 tüt tüt diyor ya. Bunu niye asıyorlar ki acaba? Ben diyor yanına yaklaş diyor. Yaklaşıyor. Doğru söylesin, ben de aslında istersin.
Neymiş o doğru diyor. Diyor ki o bohçanda börek çörek bir şeyler yaptın dostundan yemeğe gidiyorsun diyor. Asın bunu, asın bunu diyor. Asın bunu, asın bunu diye bak. Ya bunlar anlatırdı baba. İşte geçmişi anlatırdı. Nasıl? Her adımda bir ders var. Evet. Şimdi aslında ya ben buralarda, benim babam okur yazarlığı yoktu 1926'da oldu. Benim buralarda bir yandan